Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar, konu başlığımız şöyle: bu duayı okuyanların dilekleri, hacetleri kabul oluyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kim bu kelimelerle dua eder de günahlarının affını, bağışlanmasını diler veya dünya ve ahiret ile ilgili dileği için dua eder ise duası kabul olur, isteği verilir buyurur. Bu bereketli kelimelerde ismi azam bulunmaktadır arkadaşlar. Çünkü dua eden kimse duasında bu kelimeleri okursa yaptığı duanın Allah katında en güzel şekilde kabul göreceği Peygamberimiz tarafından bizlere müjdelenmektedir. Evet arkadaşlar, bir kul ihlas ile bu dua ile dua ve zikri okursa bu kelimeler hiçbir perdeye ve engele takılmadan Allah'a ulaşır. Yüce Allah gökleri yararak gelen bu sözü söyleyen kimseye rahmetle bakar. Yüce Allah her kime rahmetle bakmış ise o kimsenin istediğini vermek Allah'ın üzerine haktır. Bu dua ve zikri okumak hiçbir günah bırakmaz arkadaşlar. Hiçbir salih amel bu kelimelerin kazandırdığı sevabı da geçemez. Bu dua arkadaşlar her zaman okunabildiği gibi gece uyanır uyanmaz yataktan kalkmadan hemen bu duayı okur. Önce günahlarının affını, sonra da Allah-u Teala'dan ne dileği varsa ister ise inşallah kabul eder. Evet, okunacak duamız şöyle: Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kullu şeyin kadir. Elhamdülillahi ve subhanallahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvet illa billahil aliyyil azim. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar: Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız Allah vardır. O birdir. Şerik naziri yoktur. Mülk O'nundur. Hamdü sena da O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'a hamd ederim. Allah'ı noksanlıklardan tenzih ederim. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız Allah vardır. Allah her şeyden büyüktür. Allah'ın irade ve kudreti taalluk etmeden kainatta hiçbir şey vuku bulmaz anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar, Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbim'den acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın.